bir defa oy kullanırken televizyonlardan ki hepsinin başında neredeyse Amerikalı müdür var bilmem biliyor musunuz? Yani İstanbul'da Fox'un başında Andrew Taylor var. işte Doğan grubunun başında Dona, David bilmem kim vardı. TNT'nin başında Mark bilmem tweet bilmem ne var. Yani araştıran bulur. Unuttum isimlerin soyadlarını. Ama kendileri açıklamalar yapıyorlar iki dakikada bir. Orada çalışan arkadaşlar geliyor söylüyor. Birini alacaklar diyor kanala diyor. Git Amerikalı ile görüşleniyor ya diyor. Bütün yayın politikalarını. Acun Alıcalı'dan işte söylemeyeyim yani o kadar kızıyorum onlara. E, yaptığı rezaletli reza, rezil programları aldığı rezil programları insan beynini yok eden rezil programlar. Bak burada işte o lobut çeviriyoruz. Bak aha altından çekiyor borunu petrolünü ondan sonra. Bütün bunları Cambaza bak olarak Yani o kadar ya bu böyle bir rezillik olabilir mi Allah aşkına sabah akşam günde 3 defa gecede 3 defa e, Michael Jackson kılığına sokulmuş zavallı çocuklar senin kendi yani şahsiyetinle kendi milletine dalga geçen olayları orada görmekten fenalık geldi. Bütün bunlar çerçevesinde insanlara bakıp nasıl oy kullanıyorlar diye düşünmek lazım. Sabah akşam izdivaç programı seyreden bir kadın nasıl oy kullanabilir? Amerikalılar kendileri açıkladılar. Bir sene dizi seyrettirdiğimiz yalan rüzgarı hı hı, falan Brezilya hı. ya da yarışma programı izlettiğimiz bir insanın normal beyin algılaması sıfırlanıyor neredeyse. Bir sene seyretsin yeter diyor. Bunu özel olarak bütün ülkelere yaydılar. Bir nevi robotlaşıyor Tabii. insanlar. Ve e, Cohen grubu diye bir grup mesela ilk yaydı bu robot dansını. Hip hop, break dance falan. Niye acaba hiç düşünülüyor ama ben bunu anlatıyorum üniversitelerde. Çıkacaksınız robot haline gelmiş bir takım gençler. O güzelim dansları bırakıp robotlaşan aptal saptal hareketler yapan mekanik. insanlar. O mekanik hareketler hareket beyne de yansıyor. İşte tek dünya devletinin orduları yetiştiriliyor.